Mikser TV kanalımızdan herkese merhaba. Cüneyt Arkın'ın ilk eşi Gülerme Hoca'nın gündeme bomba gibi düştü. Psikiyatrist Doktor Gülerme Hoca'nın Cüneyt Arkın ile 10 yıl evli kaldı. Doktor Gülerme Hoca'nın geçtiğimiz günlerde Posta'ya Cüneyt Arkın ile olan evliliğini anlattı. Doktor Gülerme Hoca'nın 83 yaşında, 58 yıllık bir meslek deneyimine sahip. Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın da ilk eşi olan ve 10 yıl evli kalan Gülerme Hoca'nın bu konu hakkında ilk kez Posta'dan Alev Gürsoy'a konuştu. Gülerme Hoca'na şu soru soruldu. Çok başarılı bir doktorsunuz ama Google adınızı yazdığımızda Cüneyt Arkın'ın ilk eşi olarak geçiyorsunuz. Biraz rahmetliyi sizden dinlesek. Gülerme Hoca'nın bu soruya şöyle cevap veriyor. 1960 yılındaki ihtilalden sonra üniversitenin bahçesinde yapılan gösteriler esnasında biri bana bakıp duruyor. Yakışıklı bir genç. Dikkatimi çekti. 3 sınıf büyüğüm olan rahmetli ile o gün tanıştık ve yakınlaştık. Aşık olduk birbirimize. 1961 yılında nişanlandık. 62'de de evlendik. O okulu bitirdi ve memleketi Eskişehir'e gitti. Arada ben Eskişehir'e, o İstanbul'a gidip geliyoruz. Bir süre bu şekilde idare ettik. Sonra ona artistlik teklifi geldi. Çok yakışıklı bir adamdı zaten. Çok seviyorduk birbirimizi. Evliliğimiz 10 yıla yakın sürdü ama sonra yürümedi. Film artistliği başladıktan sonra aramızdaki makas yavaş yavaş açıldı. Dünya görüşlerimiz çok farklılaştı. Sonra anlatamayacağım ve hatırlamak istemediğim bir sürü olaylar oldu. Boşanmak istedim. O istemedi. Annemlere gittim bir süre. Sonra geri döndüm. 67 yılında ihtisasa başlayınca doğru ile eğriyi daha net fark ettim ve makas 180 derece açıldı. Baktım yürüyecek bir evlilik değil. Beyoğlu Balı Sokak'ta bir evimiz vardı. O işsizdi. Paramız yoktu. Mecbur hizmetten dolayı doktorluk da yapamıyordu. Sadece ben çalışıyordum. Zor günler geçirdik. Küstük, barıştık derken yılan hikayesine döndü ilişkimiz. 1968'de kızım Filiz 3 aylıkken bir gece epey olaylar çıktı. Hatta o dönemin gazetelerinde de yer buldu bu haberler. O gece annemlerdeyim. Ertesi gün doğum günüm ve ailece bir kutlama yapacağız. Cüneyt'in de gelmesi lazım ama set işlerinden gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Biraz da aramız açık. Derken gece saat 3 gibi kapı kırıldı. Rahmetli kendi gibi iki oyuncu arkadaşıyla babamın evini bastı. Üçü de zil zurna sarhoş ve makyajlıydı. Ne yaptıklarının farkında bile değillerdi. Dut gibi sarhoştular. Annem çığlık atıyor, Cüneyt çocuğu alıp götürmeye çalışıyor. Aldı götürdü tabii. Onun gücüyle bizim gücümüz bir değildi. O esnada 26 yaşındaydım. Babam yaşlıydı zaten. Kimsenin onu durduracak gücü yoktu. Kızımız Filiz 3 aylıktı. Cüneyt tarumar etti ortalığı. Şubat'ın ikisi, hava buz gibiydi. O gecenin sabahında babam bana artık bu kaçıncı rezalet, bu adamla devam edecek misin diye sordu. Alkol problemimiz vardı. Annem asla boşanmamı istemiyordu. Bir kez daha düşün dedi ama takatim yoktu. Ertesi sabah mahkemeye verdik onu. Bir tek annem şahit olmadı. Çünkü Cüneyt'i çok seviyor ve asla boşanmamı istemiyordu. Şiddet var mıydı evliliğinizde sorusuna şu cevabı veriyor Gülerme Hocam. Şiddet yoktu. Çünkü ben eğitimliydim ve bana elini sürersen seni mahvederim demiştim. Daha ilk günkü kavgamızda. Ondan ürktü. Cesaret edemezdi zaten. Sonra siz ikinci evliliğinizi mi yaptınız sorusuna şöyle cevap veriyor Gülerme Hoca. Evet, görev için Erzurum'a gittim ve ikinci kez evlendim. Üniversitede Ersin Kandemir isimli hoca ile. Filiz'i kızı gibi seviyordu. Bir müddet sonra da Filiz ona baba demeye başladı. Yıllar sonra İstanbul'a döndük. Ersin Bey gelmedi. İşi gücü oradaydı. Filiz hiç kopmadı, sonra da vefat etti. Öz babasıyla yani Cüneyt Arkın'la görüşmeleri devam etti mi sorusuna Gülerme Hoca şöyle cevap veriyor. Zaman zaman görüştüler. Kırgınlıklar vardı ama 30'undan sonra da onlar da kalmadı. Seviyordu babasını. Sonra Filiz evlendi. Hatta çocuğu oldu. Torunum da dedeye benziyor. Ata meraklı. Kızın babasını her şeye rağmen çok sevdi ve cenazesinde de vardı. Miras kavgası doğru mu sorusuna Gülerme Hoca şöyle cevap veriyor. Hayır, daha fazla konuşmak istemiyorum. Bu kitap, bu yaşadığımız acıların bir ürünü. Ben bunları ilk kez anlatıyorum. Cüneyt Bey'in ölümüne tabii ki çok üzüldüm. Neticede o da bir insan. Artistten önce bir doktor, meslektaşım. Ayrıca kızımın da babası. Allah rahmet eylesin. 10 Mart 1968 tarihli mektuba göre Cüneyt Arkın göremediği kızına hasretle sesleniyor. İşte efsane sanatçının kızına yazdığı mektup. Canım yavrum, Filiz'im,
Sana bunları yazmamın bir sebebi var. Bugün 10 Mart 1968. Kurban Bayramı'nın birinci günü. Bugün yine annen seni bana göstermedi. Telefonları yüzüme kapıyor. Mektuplarımı okumuyor. Senden ayrılalı 2 ay oldu. Seni 1000 yıl görmemiş gibi özledim. Artık tatlı yüzün yavaş yavaş hafızamdan siliniyor. Göğsüme dokunan o küçücük elinin sıcaklığı azaldı. Günlerdir cehennemin dibindeymişim gibi acılar içindeyim. Nedense bayram insanlara daha hassas yapıyor. Akşama kadar sokakta balon uçuran çocukların çığlıklarına kulaklarımı tıkadım. 1000 kere adını fısıldadım. 1000 kere Allah'a dua ettim seni bana göstersin diye. Korkular içinde sana geldim. Bana kapıyı açmayacaklarını bile bile. Eve karı koca 2 dostumu gönderdim. Ben de köşede bekledim. Kadın hamileydi. Yüzü çilli, şefkatli bir çocuk beklemenin mutluluğu içindeydi. Ama benim kadar korku içindeydiler. Benim kadar üzgündüler. Teyzelerin onları kovmuş. Annen seni pencereden olsun görmeme razı olmamış. Sen teyzenin kucağındaymışsın. Mavi dantelli bir elbisen varmış. Tatlı tatlı gülüyormuşsun. Yaramazlık yapıp utanıyor. Sonra başını saklıyormuşsun. Çocuğum, bir babadan çocuğunu hangi kuvvet ayırır? Buna hangi köylek razı olur? Hangi kötülük böyle bir sevgiyi yener? Bütün duygularım ölmüş gibiydi dönerken. Dünyanın bütün kurşunları yüreğime sıkılmış gibiydim. Bir annenin katılığını, duygusuzluğunu, gaddarlığını neyle izah edecektik? İnsanlar başkalarının hayatlarıyla oynamıyor. Onların mutluluğunu yıkmaya bayılırlar. Benim yüreğimin dünyada bundan daha fazla iğrendiği başka bir şey yoktur.